Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Washington'da yapmış olduğu gövde gösterisi ve Amerikan toplumundan, kongresinden ve yönetiminden almış olduğu kesin destek tabii ki Ukrayna Savaşı'nın yeni bir aşaması olarak kabul edilebilir. Dün benim de dikkatimden kaçtı fakat sonradan fark ettik. Rusya lideri Vladimir Putin bir gençlik programına katılışından çıkışında veya varışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilk kez 10 aydan bu yana ilk kez Ukrayna'daki olayı bir harekat olarak değil bir savaş olarak nitelendirdi. Oysa şu ana kadar yani Putin'in o açıklamasına kadar Rusya'da bu olayın savaş olduğunu söylemek bile cezai işleme sebep oluyordu. Nitekim muhalif politikacılardan biri savcılığa başvurdu ve Rus lideri savaş kelimesini kullanarak suç işlemiş olabileceğini ifade etti. Tabii ki bunlar göstermelik öyküler. Fakat anladığımız kadarıyla Rusya artık bu olaya bir savaş olarak bakıyor. Ve diplomasi kaynaklarındaki bütün o açık istihbaratlara baktığımda da gerek Amerikalılarda gerek Ruslarda bu savaşın bir noktada kontrolden çıkıp çıkmayacağı ve çıktığı zaman da nelere mal olacağı yönünde ciddi endişeler olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz. Nitekim yine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki şu andaki ilişkileri buzul çağı olarak görmekte yarar var. Hiçbir temasımız kalmadı. Bu belli ki Kremlin'i de ve Washington'u da rahatsız eden bir durum. Çünkü bunlar ellerinde 1500'er 1600'er adet nükleer silah bulunduran ve çok ciddi o güçleriyle de bütün insanlığı adeta esir almış iki devletten bahsediyoruz. Bir savaş halinde hiç görüşmemeleri hayra alamet değil tabii. Şimdi tabii bu hassasiyetle beraber bir takım açıklamalarda arka arkaya gelmeye başladı. Hangi şartlarda görüşeceğiz? Kim kiminle görüşecek? Görüşecek adam mı var orada falan böyle bir takım şeyler. Bunların artması bir uzman görüşüyle baktığım zaman görüşme isteği olduğunu gösterir. Yani tersten okumak gerekir diplomatların açıklamalarını. Mesela Rusya dedi ki Rus Dışişleri Bakanlığı efendim dedi bu Zelenski'nin bu ziyaretinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ile görüşülecek bir şey kalmamıştır dedi. Veya Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken dedi ki Rusya savaşı sonlandıracak en ufak bir işaret bile vermiyor. Biz bunlarla niye konuşalım dedi. Şimdi Sergey Lavrov onu diyor, Blinken bunu diyor. Bunları diyorlarsa bilin ki birileri de arka tarafta arkadaş bu kadar konuşmamak olmaz. Bu işin gidişatı kötüye gidiyor tarzında bir temasları olabileceği düşüncesindeyim. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan tablo net olarak değerlendirmek gerekirse bir kilitlenme arz ediyor. Yani bu kilitlenmeden ne Ruslar ne de Amerikalılar ne Avrupalılar hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil ama sonuçta bir kilitlenme var. Niye? Çünkü Batı ve Zelenski'nin ağzından ve Biden'ın ağzından Batı diyor ki arkadaş bu savaşı tabii ki sonuçta Putin'in dediği gibi bir anlaşma bitirecek. Ya bütün savaşlar bir anlaşmayla biter. Tarihte Karlofça anlaşması vardır mesela biz Türklerin unutamadığı falan. Ama şimdi Batı diyor ki sen ne diyor biz anlaşma sürecine şöyle gireceğiz. Sen bütün harekatları orada durduracaksın. Kademeli olarak bütün işgal ettiğin topraklardan çekilmeye başlayacaksın. O çekilmenin ciddiyetini göreceğiz. Aa bu hakikaten çekiliyor diyeceğiz. Sonra oturacağız masaya ve bütün meseleyi demokratik, daha bağımsız
bağlantısız ama toprak bütünlüğü korunmuş bir Ukrayna için masaya oturacağız diyor. Şimdi Rus Dışişleri açıklama yaptı. Bu Kuzey Amerika Daire Başkanı, Rus Dışişleri'nin Amerika'ya bakan adam, Rus Dışişleri'ne diyor ki tamam görüşelim ama şöyle şartlarımız var. Bir, Ukrayna'ya artık silah sevkiyatı olmayacak. Biz bunu göreceğiz diyor. Bunu göreceğiz. İki, o ülkedeki NATO danışmanları, paralı askerler, yabancı gönüllüler, ne var ne yoksa hepsi gidecek. İki, üç, Rusya'nın belirli NATO, Ukrayna bölgelerinde gösterdiği hassasiyete saygı duyulacağı ilan edilecek. Yani şu ana kadar benim işgal ettiğim topraklara saygı duyacağınızı duyuracaksınız ve ben de ona göre sizinle masaya oturacağım. Şimdi bütün bu açıklamalar eğer kağıt üstünde bakarsanız saçmalık. Yani bunun devamında zaten savaştan başka hiçbir şey olmaz. Yani hiç, yani bu mantıklar devam ederse savaştan başka hiçbir şey olmaz. Şimdi enteresan bir nokta, Rusya dün itibariyle özellikle doğuda, Donbas bölgesinde ve Karadeniz'de çok hareketlendi ve çok büyük bir saldırı gerçekleştiriyor şu anda. Yani sonuç alabilir mi? Alabilir. Yani sonuç itibariyle kış şartları var. Karşıda çok yorulmuş bir Ukrayna ordusu var. Ya Ukrayna Genelkurmayı'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte cephenin farklı bölgelerinden tam 19 adet taarruz gerçekleşmiş Rusya tarafından. Ve Ukrayna Genelkurmayı diyor ki çok kayıp veriyorlar Bahmut'ta ve Avdiivka, iki şehir Bahmut ve Avdiivka Donetsk'te. Buralara dönük saldırılarında çok kayıp veriyorlar ama çok hızlı dolduruyorlar personeli. Yani diyelim ki o gün 150 kişi öldü, yarın 300 kişi geliyor. Yani böyle bir kararlılığı var Rusya'nın. Bunları söylüyorum çünkü bu kararlılıklar ve Rusya'nın özellikle Sumi, Harkov, Luhansk ve Herson'da halı saha gibi bombardıman yapıyor son 24 saattir. Olağanüstü. Şimdi bütün bunlar tabii ki cephenin kaderini değiştirir. Yani hep Ukrayna kazanacak diye bir şey söz konusu değil. Sonuç itibariyle videoları da gördük. Yani Belarus'a çok ciddi bir yığınak yapıyor Rusya. Çok ciddi. Binlerce tank, zırhlı araç. Yani ve Lukashenko abire ipe un seriyor gibi gözüküyor ama sonuç itibariyle Putin'le beraber çalışıyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla Rusya gerçekten büyük bir taarruzla cevap verecek her şeye. Yani o taarruz çok kanlı olacak, çok yıkım gücü yüksek olacak ve belki de sadece bir yerden değil 2-3 ayrı cephe üzerinden ki yapabilir. Yani Rusya'nın böyle bir kapasitesi var. Hani efendim malzemeleri azaldı, tamam azaldı ama adamın elindeki ateş gücü vesairesi, insan kapasitesi, yani bunları da göz ardı ederek konuşamayız. O zaman yanlış bilgi vermiş olurum sizlere. O yüzden gerçekten general, mesela Valeri Gerasimov, aylardır hiç ortalıkta gözükmeyen bir genelkurmay başkanı çıktı ortalığa. Diyor ki Donetsk'in tamamının özgürleştirilmesine dönük harekatımız istikrarlı bir şekilde devam ediyordu. Şimdi ve birdenbire Moskova'daki toplantılardan sonra Savunma Bakanı Sergey Shoigu nihayet cephedeki askerleriyle buluştu. Ve orada denetlemeler yapıyor, oradaki komutanlarla görüşüyor. O arada yığınaklar devam ediyor. Seferberlik hazırlıkları devam ediyor. Rusya bir şeye hazırlanıyor arkadaşlar. Yani tamam adamlar Harkov'da dayak yedi, Herson'da dayak yedi falan ama sonuç itibariyle belirli bir bölgeyi tutuyorlar. Ve bakın çok özel bilgi olarak söylüyorum. Naval yani denizciliği takip eden bir site var benim. Tabii M5 Savunma ve Strateji Dergisi. Genel yayın yönetmeniyim ben yani.
birçok yayın organını takip etme şansım var. Rus Karadeniz filosu, biliyorsunuz Moskova'nın batırılması ve diğer birçok savaş gemisinin yara almasıyla karadan denize atılan füzelerle baskılanmıştı Rus filosu. Fakat son 24 saattir Sivastopol'da çok büyük bir hareketlilik var. 4 tane denizaltı tespit edildi. Çok sayıda savaş gemisi ve genel olarak beklenti Kırım'ın batısında Odessa hattına doğru bir amfibi çıkarma mı? Yani bir denizden çıkarma ve Transdniester'e giden o hep söylediğimiz, bundan 5-6 ay önce acaba oraya mı yönelecek dediğimiz ordu yeniden oraya mı planlıyor? Çok yönlü bir askeri oyunla karşı karşıyayız. Rusya daha henüz olayın bitmediğini bize göstermeye çalışıyor. Ve hatta belki de şunu yapmaya çalışıyor. Bu oyun bırak bitmeyi yeniden başlıyor. Yeniden başlıyoru bize göstermeye çalışıyor. Bu çok net benim gördüğüm kadarıyla akan bilgilerden. Yani savaşın Rusya'nın atacağı yeni adımlar çerçevesinde yeni bir boyut kazanması kaçınılmaz gibi. Herkes hazırlıklı olsun. Hiçbir şey bitmedi. Yine tekrarlıyorum, belki de her şey yeniden başlıyor.